Merhaba. Çöpümü aldığıma göre çıkıyorum demektir. Anneme gideceğim, orada Nasya'yı alacağım. Sonra birlikte eve geliriz. Dün yemekten sonra, yani yemekte, yani inanın ki gerçekten zaten yenmiyor. Çok fazla yiyemiyoruz yani. Ben valla normalde daha fazla yiyorum. Yani normal aç olmadığım, normal zamanda, oruçlu olmadığım zamanda daha fazla yiyorum. Neyse, öyle bir ağırlık oldu ki böyle hiç masayı falan böyle zor topladım. Akşam da bir video kapatma videosu çekemedim, özür diliyorum bunun için. Her şeyi söylemek istiyorum işte. Yemek güzel oldu. Yani ben dediğim gibi biraz ben uydurmuştum o yemeği, o yüzden öyle diyorum. Güzel oldu, şey oldu, ne derler? Böyle hem türlü gibi oldu, hem fırında olduğu için lezzetli oldu. Bilmiyorum, eğer isterseniz yani yapmanızı tavsiye ederim. Öyle, ben şimdi çıkıyorum. Hava çok sıcak değil, böyle biraz kapalı, rüzgarlı gibi. Bu tabii benim işime gelir, oruçlu oruçlu. Güneşin altında olmak hiç hoş olmuyor çünkü. Hadi görüşürüz. Fındık burada. Annemi bekliyor. Bak bak, yukarıya bakıyor. Annem ona et suyunu, ekmek verdi. Yok, yemiyor. İlla sucuk, peynir, bilmem ne. Annem tabi alıştırdı onu. Bak bak, fındığın bir tanesi büyüdü. Bir tane, hepsi büyüdü de bir tanesi burada. Pis pis pis. Nerede ötekiler? Ha? Fındık. Ha? Ötekiler nerede? Gel bundan ye, gel. Gel bundan ye. Hadi annem, seni bekliyorum. Bak işte anne. Ona burada biraz ilgi gösterdik, şey yaptık. Korktu çocuğuna bir şey yapacağız diye. Dolandı gitti, çıktı onların yanına. Burada duvar var, buradan çıkmıyor. Te arkalardan çıktı. Korkma korkma, bir şey yapmayacağız, korkma. Evet annem gitti. Hadi anneciğim, seni bekliyorum. Yemiyor, görüyor musun sen? Sosyetik oldun iyice başımıza kız. Doğum kilolarını da verdin, değil mi? Ha? Değil mi? Teyzem buna diyor ki maşallah diyor, Hülya Avşar gibi kedi diyor. Kedilerin Hülya Avşar, adını Hülya koydu bunun. Galiba bu bir cins. Yani gözleri falan çok farklı. Hani sokak kedisinden biraz daha farklı. Çok güzel. Maşallah. Çok güzelsin sen. Hülya. Sen Hülya Avşar mısın? Sen kedilerin Hülya Avşarı mısın? Asyam da geldi. Heh. Bunlar mı ödev? Bu kadar, ha, dosya kağıdından. İyi, sınav nasıl geçti? Çok iyi Deneme sınavı. geçti. Deneme sınavımın şeyi var. Hı. Öğretmen bize fıskül verdi, Hı. kitapçık verdi. Çalışmak için. Aha, onun içinde dolduruyorduk. Bir de şey verdi. Formayı da hani doldurma var, böyle şey İşaretleme, test. yuvarlak Tamam, yuvarlak. test. Harfleri işaretliyorsun. Aha. Başka A, bir B, C. kağıtta, evet. Ondan verdi. Biz işaretledik, onu verdik öğretmene. Tabii test İşaret öyle, doğrudur. sınav O şeyler şey öyle oluyor öğretmenin testte. kitapçık verdi yani. Kitapçık gibi böyle bir şey verdi. Hı. Onun içinde işaretledik, oraya yaptık. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen. Hı. Hepsinden. Hepsinden. Kaçar soru? 15. Her birinden 15. Kaç, ne kadar süre? Birkaç ders? 80. İki ders. İki ders. Teneffüse çıkmadınız. Bir teneffüs çıkmadık, diğer teneffüs çıkmadık. Ha, bir derste iki sınav yaptınız o zaman. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen. Bir derste ikisini, bir derste ikisini. Yani. İyi, bütün soruları yapabildin mi? yaptım. Bu gerçi deneme sınavı ama tabii ki sizin şeyinizi ölçüyor. Öbür hafta da Ne baktın? yapacakmış. Fındık. Bakışa bak. O ne ya? Bu da 37 numara. Yumuşamış. Yine bunlar, şunlar. Asya gel. Arayacağım ben seni.
Çocuk bakmayacağız ki. Ateş ayakkabı aldık. Ve hemen şimdi. Bakayım. Yanındaki. Yan şöyle. Çok güzel oldu. Güle güle güle. Merhabalar. Biz eve geldik. Neler aldık? Çok bir şey almadık ama Asya'ya bir ayakkabı almak istiyordum böyle. Zaten gelirken de gösterdim, gördünüz. Böyle düzgün, nasıl diyeyim, şöyle güzel bir açık ayakkabısı yoktu. Hani böyle yazlık, hep böyle terlik tarzı, şey tarzı ayakkabıları vardı. O yüzden de almak istiyordum. Şöyle, şu ayakkabıyı aldım ona. Burası böyle şey, ne derler, süet. Hemen giyindi tabii ama hemen de kirlendi. Şimdi hemen temizleyecek ayakkabılarını. Böyle bu bilekte böyle dolaya dolaya biraz böyle yukarıya doğru bağlanabiliyor. Çok güzel, çok beğendim. Siyahı da vardı. Mavisi de vardı. Açık mavisi de vardı ama siyahını istemedi. Siyah aslında deriydi, kirlenme derdi olmazdı ama tabii ki çocuk yani, siyahını ben beğendim sonuçta. O da bu rengini istedi. Ben kendime almadım. Yani bunun 35'ini aldık işte. Hani zaten hani büyük ayakkabısı, büyük modelinin en küçük numarasını almış olduk Asya'ya. Ben kendime almadım. Aynısından aslında almak istedim, aynı giyelim diye ama benim var, çok var. Yatıp kalkıp aynı spor ayakkabıyı giyiniyorum. O kadar ayakkabım var. O yüzden almadım kendime. Asya şu bu ayakkabıyı almış olduk. Bayramda da giyecek. Değil mi anneciğim? Ben ona dedim giyinme dedim. Dur koyayım şunu. Giyinme dedim. Bayramda giyersin dedim. Yok, illa giyinmek istedi. Ondan sonra bu ayakkabıyı aldığımız yerde, burası bir ayakkabı mağazası. Açıkçası gizli çektim. Şöyle küçük küçük şeyler. Tabii insanlar modelleri çalınmasın diye çekilmesini istemiyor haklı olarak ama hani özellikle şeyi çekmek istedim. Gelin ayakkabıları çıkmış. Çıkmış derken çok yüksek topuklu gelin ayakkabısı, böyle spor tarzı, hem çok rahat. Ufak ufak çekmeye çalıştım. Onları zaten bunun arkasından koyacağım size. Ondan sonra çok güzel. Yani eskiden hani şeydi, topuklu böyle yüksek, hani hem uzun boylu olmak ama bir tane hani gelinlik ayakkabısı olması için spor tarzını şimdi çıkarmışlar. Ben bayıldım. Evet. Ve 100 lira. Hiçbir şey değil. Zaten bu gittiğimiz yerde ayakkabılar çok çok uygun fiyatlı. Hani bu gerçi bunu 35'e mi ne aldık? Çok aman aman da uygun değildi ama yani normal mağazalara göre uygun. Aman aman uygun değildi diyorum. Neden? Espartin mi diyorlar? Hani böyle bez, babetten daha şey, kapalı ayakkabılar olur. Onlar 10 liraydı. Asya ile aynısından kendime bulsam, hani onun numarası yoktu çünkü 35, onlar 36'dan başlıyordu. Alacaktım ikimize aynı giyinelim diye. Ve orada böyle birçok markanın işte çakma modelleri oluyor ama aklınıza gelecek her şeye ayakkabı bulabiliyorsunuz. Gece ayakkabıları, simli parlak ayakkabılar, spor ayakkabılar, terlikler, aklınıza gelecek her model çok güzel bir yer. İstanbul'daysanız eğer ki böyle düğün müğün bilmem ne, o tarz şeylere de ayakkabı için çok para vermek istemiyorsanız, hani bir kere giyecek şeylere, oraya bir bakın derim. Orası nerede? Fatih tarafında bir mağaza. Şimdi pazardan aldıklarıma geçeyim. Ne aldık pazardan kısa kısa? 5 liraya bir tane kavun aldım. Adam dedi ki abla oruçlu musun, gel dedi tadına bak dedim. Oruçluyum dedim, yani bakamayacağım tadına, vallahi çok güzel, iyi dedim, hadi güveniyorum sana. Ve karpuz aldım, dolaba koydum, çeyrek aldım karpuzu yine. 3 liraya inmiş kilosu, artık Antalya Adana karpuzu çıkmış, çeyrek karpuz aldım. Yani 3 lira kilosu 8 lira vermişti, artık kaç kilo geldiğini ben hesaplayamayacağım, aç karnına siz hesaplayın. Şu anda kafam ona çalışmıyor. Ondan sonra annem maydanoz ve dereotu istedi. Ona bunları aldım. Buzluğa atacak. Yine döndüm dolaştım, biber aldım.
Halbuki birazcık var ama bak. 2 lira biberin kilosu ve Charleston yeşil biber ve kırmızı biber. Hepsi aynı, ayrı ayrı tezgahlarda. Hepsi toplamı 2 lira ve çok güzel biberler aldım dedim. Belki kızartırım falan dedim. Ondan sonra 1 liralık mısır aldık. Şöyle güzel patlayan mısır bilmiyorum. Yok hani yatıp kalkıp mısır yemiyoruz. Ayda yılda bir yiyoruz ama hani böyle güzel patlasın istiyorum. Şöyle çok güzel yazıyor, böyle çuvalla satıyorlar yani 5 lira kilosu. Güzel patlayan mısır mı? Hepsi patlayan mısır mı? Öyle bir şey yazıyordu. 1 liralık mısır aldım. Ondan sonra ne aldım biliyor musunuz? Şarkı. Nane aldım, nane. Nane nane, öyle bir şarkı vardı. Naneyi neden aldım? Çok güzel kokuyor. Ben bu yöntemi geçen sene de kullanmıştım. Naneyi karıncalar için aldım. Biliyorsunuz zaten kuru nane falan da kullanılıyor bir şey için ama aslında nane yağı da öneriyorlar. Açıkçası bulamadım. Bulunca zaten nane yağı da alacağım ama bu naneyi geçen sene de böyle tek tük görmüştüm ve nane koymuştum. Kuruyunca tekrar değiştirmiştim böyle dolaptan alıp yaprak yaprak. İşte camın önüne artık yerlere böyle kenarlara koyacağım. İnşallah öldürmeden yok etmek istiyorum. Amacım şu anda bu. İnşallah öyle yapmaya öyle yaparım yani. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Ve yine pazardan her zaman beyaz peynir aldığım bir yer var. Oradan geçen ta Ramazan daha gelmemişti. Şöyle peynir diyor. Böyle biraz köy peyniri gibi ama yumuşak da az tuzlu bir afyon peyniri diyor. Güzel böyle kaymak gibi dilimleniyor. Çok güzel yani, kaymak gibi değil, yumuşak değil de. Hani beyaz peyniri gibi değil yani. Neyse bundan aldım 5 liralık. Az alayım dedim ama yine de çok bile yani. Neyse artık. Geceliğin yeniliyor yani, yeriz. Sonra Çağrı Market'e uğradım. Neden uğradım? Tabii ki patates soğan. Patates soğan için ve güzel çeri domates bulamamıştım. Orada da çok güzel bulamadım. Çağrı'da da bulamadım. Şu kadar bir çeri domates aldım. 2 liraya indirmişlerdi çeri domatesi. Çok çok ucuz. Orası da pazar var diye kampanyalar yapıyor. Şöyle azar azar, hiç açmayayım. Bunda patates, soğan var. O çünkü eve gelirken yakın evden. Ondan yani yakın derken eve az, daha az mesafe var. Taşıması şey olmasın diye oradan dedim alayım. Ondan sonra Çağrı'dan ne aldım? Dur. Bu sefer yanlış almadım. Kız doğru aldım. Geçen sefer Pervol'ün beyazlar için olanı. Siyah deterjanım var, renkli deterjanım da var. Beyazım yoktu. Bir yıkamalık falan vardı. İyi oldu bunu da görünce. Bu Pervol'ün bu birlik deterjanları 6 liraya düşmüş. Her renkli, her ne derler, modeli mi diyeyim işte, her şeyi var. Renklisi, siyahı, bilmem nesi. 6 liraya düşmüştü. Bundan aldım. Geçen sefer biliyorsunuz çocuklar içirmiş deterjanı aldım. Bilmiyordum. Ama bu sefer normal Pervol deterjan aldım. Bir de yumuşatıcı alacaktım. Dedim şimdi var yumuşatıcım. Ama oradan alacağım. 8.45 mi 9.45 mi? O ABC'lerin büyüğü. Güzel. Çok hafif bir kokusu var ama güzel. Evet. Aldıklarım bu kadar. Geldim, dinlendim, televizyon seyrettim. Saati 6 yaptık. Şimdi yemeğim var dünden. 1 saat sonra falan artık hazırlamaya başlarım. Hadi öptüm sizi, görüşürüz. Bye. Deliye bak, deliye. Deliye bak.